öngördüğü gibi. Buna da bir yorum getirebilirsin. Söz sende. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi Sedef Hanım, önce şunu söyleyeyim. Uzun süre danışmanlık yaptım ve siyasi metinler yazdım. Bugün yazılan ve Sayın Akşener tarafından okunan metin 2 saatte hazırlanmış bir metin değil, onu söyleyeyim. Hazırlığı yapılmış, önceden bir biçimde karara bağlanmış bir metin. Zaten dün Sayın Akşener masadan ayrılınca ben genel idare kuruluna bir danışayım, hani bilgi vereyim dedikten sonra bir takım İYİ Partili milletvekilleri vesaire falan hemen tweetler attılar. Aslında örgütlenmiş bir süreçten bahsediyoruz. Bilinen bir süreçten bahsediyoruz. Hazırlanmış bir süreçten bahsediyoruz. Yani belki daha önce saygıdeğer konuklarımız konuşmuştur. Ama hani dün akşam adaylık meselesi açıldığında, adaylık meselesi konuşulduğunda Sayın Akşener iki belediye başkanının ismini söylüyor ki iki belediye başkanının da bundan haberi yok. Yani bu en azından bir tür hani siyasi nezakete sığmayacak bir şey. İkincisi Sayın Kılıçdaroğlu, bunun dışında bir adayınız var mı sorusuna Sayın Akşener, hayır ben sadece bu ikisi için genel idare kurulundan, partimden yetki aldım ifadesini kullanıyor. Aslında bütün genel başkanlar oraya yetki alıp gelmişlerdi. Yani orada aday belirlenecekti. Sonra bir adayının başka bir adayının olmayacağını söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bunlar benim partimin belediye başkanları, görevde kalacaklarını daha önce ifade etmiştim üzerine bir konuşma yapıyor. Gerekirse diyor beşli masanın 5 üyesi olarak da biz bu süreci yani imza atarız bu metinle. O zaman ben kalkayım diyor. Orada Sayın Davutoğlu'nun devreye girdiği ifade ediliyor. Sayın Davutoğlu bu süreci ne kadar toplum açısından, ülke açısından hayati önemli olduğunu ifade ediyor. Uzun bir konuşma sonrasında Sayın Akşener tamam o zaman. Zaten biliyorsunuz pazartesi günü sadece adaylık açıklanmayacaktı Sedef Hanım. Aynı zamanda üzerinde anlaştıkları yol haritasını da açıklayacaktı mevcut ittifak. Yani her bir satırı okunmuş, birlikte yazılmış, her bir metne, her sayfasına imza atılmış bir süreçten bahsediyoruz. Ama bugün Sayın Akşener'in yaptığı açıklama aslında bütün bu sürecin, yani 13 aylık bir süreçte muazzam bir öfke biriktirdiğini, aynı zamanda masaya aslında kendisini hiç ait hissetmediğini, masanın bir tür gizli ajandası olduğunu da ifade ederek ayrıldı. Yani birinci ayda bunu fark etmiyorsunuz, gizli ajandalar olduğunu. Üçüncü ayda fark etmiyorsunuz, altıncı ayda fark etmiyorsunuz. Dün akşam metne imza atarken 24 saat içinde fark etmiyorsunuz. Sabah herhalde kalkıyorsunuz ve bir tür bir kumpasın ya da size dayatmanın ya da sizi kıskaca almanın peşindesiniz. Ben bütün genel başkanlarla burada işte sevgili Yaşar Aydın var, diğer gazeteci abilerimiz var, sevgili Özgün Emre Koç var. Onlar da görüşmüşlerdir. Bu genel başkanları tanıyan, görüşen biri olarak söyleyeyim. Bunların son derece nezaket sahibi insanlar olduklarını biliyoruz. Herhangi bir dayatmada bulunmayacaklarını da biliyoruz. Şimdi 5 kişinin almış olduğu bir karar bir dayatma olarak görülüyor ya da gösterilmeye çalışılıyor. Ama tek kişinin başka bir partinin belediye başkanlarını ısrar ve inatla aday gösterme çabası nedense çok makul görülebiliyor. Ki hatırlarsanız daha öncesinde de hatta her toplantı öncesinde de açıp bakabilirler bütün yurttaşlarımız, izleyenler. Her toplantı öncesi İYİ Parti'de ya Sayın Akşener bir açıklama yaptı altılı masa toplantısı öncesinde ya da bir İYİ Parti kurmay. Hep şunu söylediler, biz kazanacak adaya oy vereceğiz ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimliğini gündeme getirdiler ya da belediye başkanlarını gündeme getirdiler. Yani aslında yani sürecin örgütlü olduğunu vesaire falan buradan anlıyoruz. Ben yaklaşık 2 yıl, 2,5 yıl önce şöyle bir gözlem ya da bir deneyim aktarımında bulunmuştum birçok yerde. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine de konuşmuştuk, diğer parti yetkililerine de konuşmuştuk. Şimdi Abdullah Gül sürecinde de benzer bir şey olmuştu. Abdullah Gül'ün ortak aday olarak geliyor mu sesi? Evet. Evet, buyurun. Evet, Abdullah Gül'ün ortak aday meselesinde de Sayın Akşener başta evet demişti. Sonra Genel İdare Kurulu'na gitmişti. Ve son anda aslında herkes kendi adayını çıkarsın. Çünkü ben arkadaşlarımı ikna demiyorum. Arkadaşlarım Abdullah Gül'ün adayına karşı çıkıyorlar yaklaşımıyla. O süreci de bir biçimiyle bozmuştu. 2,5 yıl önce Sayın Akşener'in böylesi bir süreç içerisinde olacağını tahmin ettiğimi, yani öyle bir zamanda Sayın Akşener masada kalkacak ki
Cumhur İttifakı psikolojik üstünlüğü ele geçirecek ve Millet İttifakı'na kendisine toparlama imkanı verilmeyecek. Bu gözlemde bulunmuştum ve birçok gazeteci arkadaşım bugün beni aradı. Buna iktidar savunan arkadaşlar... Peki neden böyle bir gözlemde bulundun Ali Haydar? Yani niçin? Yani İYİ Parti'ye ne faydası var? Bazen Sedef Hanım siyasal kodlar, siyasal süreçler partiler üzerinde okumak doğru değil, kişiler üzerinde okumak lazım. Sayın Akşener 97'deki süreci Yalçın Bey'in çok iyi hatırlar, Yalçın Doğan. Anap Doğru Yol Koalisyonu'nun bozulma sürecini de çok iyi hatırlar. Bazı insanların, bazı siyasetçilerin ne zaman nasıl karar verdiklerini çok siyasi mülazalarla anlayamıyorsunuz. Yani bu insanlar bazen bir ittifakın parçası olarak, ki bugün Sayın Akşener'in yaptığı seçim aslında tamamen ideolojik bir seçim. Neydi o? Bir saniye sevgili Ali Haydar, bir saniye alacağım, bir dakika bile değil. Tunç Soyer'in bir, şimdi arka arkaya çünkü Twitter'dan paylaşıyorlar görüşlerini. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de bu toprakların hasret kaldığı yepyeni bir dönem başlıyor. Gençlerimizin hayal kurabildiği, tüm farklılıkların zenginliğe dönüştüğü, düşüncelerin özgürlükle yeşerdiği, doğanın zulüm görmediği bir gelecek çok yakın demiş. Hepimizin hayali tabii böyle bir gelecek. Bu geleceğin peşindeyiz demiş ve Kılıçdaroğlu'nu etiketlemiş. Ekrem İmamoğlu'nun da tweet mesajını retweet etmiş kendisi. Mansur Yavaş'ınkini de. Yani bir dayanışma içinde olduklarının bir göstergesi tabii bu Twitter mesajları. Evet, parantezi kapattım. Buyurun Ali Aydın. Zaman zaman İYİ Parti'nin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldik ya da programlarda karşı karşıya geldik ya da bir biçimiyle sohbet ettik. Bunların birçoğu üst düzey yetkiliydi ve şunu ifade ediyorlardı. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına, bakın, aday olmasına ya da seçilmesine değil, Cumhurbaşkanlığını doğru bulmayız. Yani bizim partimizin bir takım kodları var, işte geldiğimiz bir siyaset var. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu hiç olmadığı kadar seçimi kazanmaya yakındı. Herkes bunu biliyordu. Ve tam da seçimi kazanacağı için aslında Sayın Akşener masadan kalktı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanmayacağını... Yaşar Aydın da aynı şeyi söyledi. Evet, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını gördüğü için masadan kalktı dedi Akşener için. Yaşar Hocam benden daha deneyimli olduğu için ben ondan şey yapayım. Yani aklın yolu bir, çünkü yani bunun başka bir izahı yok. Yani katıldığım programlarda iktidar medyasını temsil eden oradaki birçok gazeteci, birçok yazar şunu söylüyordu. Külliyenin umudu Meral Hanım diyordu. Yani Meral Hanım bu oyunu bozacak diyorlardı. Şimdi ama Sayın Akşener de öyle açıklamalar yapıyordu ki, hatırlıyorsunuz en son işte Sözcü Gazetesi Sayın Deniz Zeyrek'in bir manşeti vardı. İşte masayı dağıtmam, millete ihanet etmem diye bir manşet atmıştı hatırlıyorsanız. Hatta kendisi röportaj yaptığımızda, ya ben Cumhur İttifakı'na nasıl gideceğim, işte gidersem zaten millet beni terlikle kovalar vesaire falan. Yani masanın her türden savunucusu, asla masadan kalkan masanın altında kalır ifadeleri vesaire falan. Bütün bunları... Eğer biz birbirimize düşersek... O masanın seçmeni hepimizin saçını başını yolar demişti Akşener. Aynen öyle. Şimdi siz bir başka partinin belediye başkanlarını, Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşı çıkmasına, defalarca karşı çıkmasına rağmen, o belediye başkanlarının hiç haberi olmadan, o partinin genel başkanının haberi olmadan, hiçbir siyasi nezakete sığmayacak bir biçimde getiriyorsunuz masaya ve diyorsunuz ki bunların aday olmasını istiyorum. Şimdi başka bir isim önerseydi, örneğin diyelim ki Sedef Kabaş önerseydi, insanlar şunu diyebilirdi ki Sedef Hanım hani tarafsız biridir, doğru bir öneride bulunmuştur, haklıdır, bu tartışılabilirdi. Fakat belediye başkanlarını önermek şu demek, yani ben sizin bunu kabul etmeyeceğinizi biliyorum, masadan kalkmak istiyorum, bana bir gerekçe sunun. Şimdi bugün açıkladığı, bakın, sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiyor. Hani diyebilirsiniz ki Kılıçdaroğlu'na karşı zaten bir öfkesi vardı ve dolayısıyla içini döktü ama... Şunu söylüyor, diyor ki bu masanın diğer bileşenlerin hepsinin gizli ajandası var. Hepsinin hesabı var.
bunu söylüyor. Şimdi peki 13 ayda siz bunu nasıl fark etmediniz? Bu insanları masaya davet ederken, biz bu insanlarla birlikte olmalıyız derken, kamuoyuna açıklama yaparken, bu insanları kamuoyu karşısında savunurken neden bu aklınıza gelmedi de son anda çıktınız ve dediniz ki bunların hepsinin gizli ajandası var. Dolayısıyla çok hani uzatmayayım, şöyle toparlayayım. Ben zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüğümde Sayın Kılıçdaroğlu çok iyimser bir biçimde bu sürecin atlatılacağını, toplumun kendilerinden çok büyük beklentileri olduğunu, Sayın Akşener'in de bir biçimiyle bunun farkında olduğunu ifade ediyordu. Ben o kadar iyi niyetli ya da o kadar bakmıyordum. Üzgünüm onu söyleyeyim tabii. Hani bunun senin bahsettiğin gibi yani o metindeki üslup çalışılmış bir üslup diyorsun. Hani 2 saatte yazılmış bir metin tabii, değil tabii, dedi. O defalarca çalışılmış bir yani üzerinde defalarca çalışılmış her bir satırında mesaj var. Örneğin diyor ki yenilgi büyüyen Sayın Kılıçdaroğlu'na vuruyor orada. Devşirme siyaseti derken aslında şeyi söylüyor. Yani AK Parti'den ayrılanları söylüyor. Yani oradaki her bir satır çalışılmış. Evet. Her birinin bir kodu var. Açınladığınız zaman o kodları masanın bütün bileşenlerine bir selam çakıyor orada. Evet. Yani kardeşim işte zaten şunu söylüyor o Sedef Hanım, o da çok ilginç. Yani ben diyor kalktım, bu masanın artık hükmü yoktur diyor. İkincisi diyor millet adına diyor belediye başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Hani sizi bu yetkiyi ya da bu merci kim size verdi ya da siz kim adına bunu konuşuyorsunuz da başka bir partinin belediye başkanlarını millet adına göreve davet ediyorsunuz. İşte ülkenin bağımsızlığı tehlikededir vesaire falan, cumhuriyete bir takım atıflar vesaire falan. Evet. Bu kadar hani elzem ve bu kadar zorunlu bir koşuldaysanız masayı terk etmeyecektiniz. İkinci Deva mesele Partisi'nden zaten... de bir açıklama var. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen. Nezaket, letafet, saygı,